Başka bir arzunuz var mı? Hadi yürü! Kaçmışlar! Allah kahretsin hepinizi! Beni mahvettiniz! Bütün hayatımı yıktınız! Sevdiğim kızı kaçırmalarına engel olamadınız! Sizleri onu korumanız için tuttum! Hiçbir işe yaramadınız! Zeynep'i en kısa zamanda bana getiremezseniz... hepinizi gebertirim, anladınız mı? Aslan elinden kızı almak çok zor efendim! Eğer güneydeki çiftliğine götürürse... 1000 kişi bile alamaz onu elinden! Alacaksınız, alacaksınız! Gerçek şu ki, içimizden hiçbiri Zeynep'i geri getirmeye kudretli değil. Yalnız birini tanıyorum. Para için binlerce patlayan bombanın içine girebilir. İsterseniz o serseriyle ben konuşurum. Salim, ben Ahmet! Ulan hırt! Nerelerdeydin uzun zamandır, kaybolmuştun be! Herkes bir delik buldu bu sıra, ben de bir yere sokuldum işte ha! Beni nasıl buldun diyecektim. Şu köpeği görünce anladım nasıl geldiğini. Kaç para aldı senden yerimi söylemek için bu it? Herkesin bir fiyatı vardır Salim. Sen bir iş görmek için herhalde Şişko'nun aldığı parayı istemezsin. Mesela sana 100.000 lirayı versem ne yaparsın karşılığında? Şu hergelenin derisini yüzer, kuşbaşı doğrayıp kızartmasını yaparım. Ya 200.000 liraya? Bütün milletlere harp ilan ederim. Öyleyse... Kemal Yıldıran isimli biriyle konuşacaksın hemen. Nişanlımın ismi Zeynep. Hason'un adamları kaçırdılar onu. Hason'un bir oğlu var, adı Murat. Üniversitede okuyor. Zeynep'i beğeniyormuş. Nişanlım yüz vermeyince ona bu işe giriştiler. Ne bahsine olursa olsun Zeynep'i getirin bana. Bu işi sizin başarabileceğinizi söylediler. Çakmağınız var mı? Güzel sigara. Samsun mu? Herhalde sen bu işi yapamayacaksın. Yapamam demedim. Kaç para vereceksin bu işe, onu söyle evvela. 100.000. Yüz bine suyumu çıkartmam. Öyleyse 150.000. Ah, kendim için kabul. Başkaları da mı olacak bu işte? Hason'un yerine tek kişi giremez.
Yanımda birkaç adam daha olacak. Adamlarımdan istediklerini al. Seninkiler işe yaramaz. Kimleri alacaksın öyleyse? Ben bulur getiririm. Onlar da en az benim kadar para isterler. Kaç kişi olacak bunlar? Ben dahil 5 kişi. Doğrusu 750.000 lira az para değil. O zaman bir iş kalıyor yapılacak benim için. Size Allah'a ısmarladık demek. Durun! Peki, öyle olsun. İstediğiniz parayı vereceğim size. Yalnız... nişanlımı getirmeniz garanti mi acaba? Eğer Haso bizi delik deşik etmezse tabii. Arkadaşlarınızı tanımak isterim. Getireceğimi söyledim sana. Bir tanesi var ki... İnşallah hapisten çıkmıştır o sıra. Baba, babacığım! Oğlum, yavrum bir tanem. Babacığım, bir daha gitmeyeceksin değil mi? Hayır oğlum. Gitmeyeceğim. Salim baba! Hayırsız oldun Salim baba! İnsan bir kere olsun oğlunu ziyarete gelmez mi? 2 sene yattık, uğramadım bile hapishaneye. Bilirsin, en sevdiğim kişisin sen. Polis peşinde olunca saklanacak delik bulmak için... bazen çok uzaklara gidiyor insan. Ben de öyle yaptım işte. Biliyor musun, seni çok iyi gördüm, sıhhaten iyisin. Yalnız biraz önce kara kara düşünüyordun. Sebebi ne düşüncenin? Oğlum çok hasta. Ayakları tutmuyor. Senin anlayacağın felç geldi. Tam zamanında geldim öyleyse. Sana 100.000 lira verebilirim. Daha fazlasını da. Oğlunu tedavi ettir. Oğlumun iyi olmasına imkan yok. 1 milyon da versen tedavisi imkansız. Demin onu düşünüyordum. Ben ölürsem oğlum ne yapacak diye. Annesi yıllar önce öldü. Yapayalnız, hasta bir çocuk ne yapar bu dünyada? Zengin de değilim ki mirasım oğluma kalsın. Oğluna 200.000 lira miras bırakabilirsin. Şayet bu işe evet dersen... senden Ustura Kemal'i ziyarete gideriz. Bana bardak dolusu şarap ver Hamdi. Bardakta hava boşluğu kalmasın. Bunu da hesaba yazarsın. Peki Ustura Kemal abi. Senedir içtiğim içkilerin parası. Üstü kalsın. Gariplere benden içki ver. Peki abi. Eyvallah. Şimdi de 2 eski arkadaşımızı ziyaret edeceğiz. Onları bir gazinoda bulacağız. Sıçanla kedi. Herhalde bizi görünce çok sevinecekler. Tabii. Yok.
Emriniz efendim. Şimdi çok esaslı bir numara seyredeceksiniz. Oğlunun başındaki elmayı vuran Guillaume Tell. Karşınızda Guillaume Tell'in Tell'i. Şimdi de Tell'in babası Guillaume Tell. Sarhoşsun be! Bu halde beni öldürürsün! Korkma! Vay her yerler vay! Baba, sensin ha? Merhaba Guillaume Tell! Vay merhaba Nur abi, seni çok özledim! Seni de ustura! Seni de baba! Suval dolusu para kazanmak istiyorsan, sıçanı al, bizimle gel! Çuval dolusu para! Geliyorum baba! Sıçan, sen kulağı kesik bir sürü adam tanırsın. Git onlardan bilgi edin. Hason'un adamlarını gören olmuş mu bu sıra? Biz de Kemal Yıldıran'la bir konuşalım. Sizleri tanımak istiyor. Ötekisi, beşincisi nerede? Sabırsızlanma. Düşer birazdan. Yalnız şunu bilin ki, bu evde benim sözümle hareket edilir. Ben otur dersem oturulur ancak. İşten konuşalım. Daha doğrusu paradan. Şimdi beş kişiyiz. 200 bin isteriz adam başına. Daha evvel yapmıştık pazarlığı. Bu işin pazarlığı son söz söyleninceye kadar değişebilir. Sırtıma saplanacak kurşunun değeri şu anda 200 bin lira. Verirseniz pazarlık bitmiş olur. Arkadaşların da değeri aynı. Kabul ediyorum. Nişanlımın değerini size verdiğim parayla ölçün. Onu istiyorum sizden. Evet. Burada. Salim, seni istiyorlar. Alo. Baba,
İzlerini buldum bizimkilerin. Ataköy plajında saklanıyorlar. Tamam. Evet. Geliyorum şimdi. Bu telefon geldikten sonra pazarlığa girişseydik, adam başına 500.000 alırdık senden. Kızın izini bulmuşlar. Bulmuşlar mı? Pek sevinme. Kızı getirelim, o zaman sabaha kadar gülersin kendi kendine. Gidelim baba. Kaçırdık. Baka baka gitti 200.000 lira. Kaçanın arkasından gidilir baba. Güneye kadar uzanacak yolumuz. Demek Hasu'yu ziyaret etmemiz lazım. Hadi gidelim. Demek gidiyorsun baba. Evet yavrum. Ama bu sefer çabuk döneceğim. Döndüğümde artık burada oturmayacağız. Senin güzel elbiselerin olacak. Oyuncakların olacak. İstediğin zaman istediğin yere gidebileceğiz. Hep beraber olacağız seninle. Babacığım, ben para da istemem, oyuncak da. Yeter ki hep benimle ol. Sen olmayınca hep ağlamak geliyor içimden. Erkekler ağlamaz hiçbir zaman. Sana söz veriyorum. Döndüğümde bir daha hiç gitmeyeceğim. Söz mü? Evet, söz oğlum. Allah'a ısmarladık yavrum. Güle güle babacığım. Baba! Babacığım, sana tamir et diye verdiğim kırık köpeğim ne oldu? Tamir etmeyi unutmuşum. Dönüşümde onu eskisi gibi yepyeni vereceğim sana. Olur babacığım. Hoşça kal delikanlı. Güle güle. Thank you.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hasan'ın çiftliğine gitmek isteriz. Yolu bir tarif etsen bize. Ne yapacaksınız orada? İş arıyoruz. Çalışacağız. Hasan'ın size iş vereceğini zannetmem. Ayrıca duyduğuma göre Hasan öteki çiftliğine gitmiş. Bulamazsınız onu orada. Nerede öteki çiftliği? Onu adamları bilir. Sen bize birinci çiftliğin yolunu göster. Gerisini biz hallederiz. Siz anlaşıldı, ölmek istiyorsunuz. Biz ölmeyi severiz. Şu yöne gidin. Birkaç kilometre sonra yol ikiye ayrılır. Siz sağa sapın, kendinizi Hasan'ın çiftliğinde bulursunuz. Çiftlikte kimseler yok. Galiba gitmişler. Birkaç kişi olabilir. Gidip bir bakalım. Ayrı taraflardan gidelim. Kimseler yok galiba. Kimseler yok. Etrafta kimseler yok. Her taraf bomboş. Kimseler yok. Buranın terk edilmiş bir hali var. Gidelim. Kuşatalım. Baba, dinamit yolla. Oğlum sıçan, bana dinamit gönder. Al baba! Geliyor Nuri! Söyle, Hasan nerede? 100 kilometre güneydeki öteki çiftlikte. Güneydeki çiftlikteymiş. Hadi. Tehlikeli bölgeye geldik. Birimizin öncülük yapması lazım. Ben giderim. Gideceğim yolu iyice izleyin. Yola işaret bırakır ya da silah atarsam tehlike var demektir. Allah yardımcın olsun.
görsün Hasan'ın topraklarında. İn attan aşağı da seninle biraz konuşalım. Kimsin sen? Ne arıyorsun Hasan'ın topraklarında? Karadere köyüne gidiyordum. Yolumu kaybetmiş olacağım. Karadere'ye nereden gidilir? İn attan aşağı da biraz konuşalım seninle. Burada ne aradığını söylemeyeceksin. Şimdi gidelim. Asso seni bülbül gibi konuşturmasını bilir. Çekin! Bakalım köpek! Hasso'nun adamlarıydı. Biri kaçtı. Gidip haber verebilir. Demek öyle ha? Bunlar Kemal'in adamları olmalı. Öyle. Çiftlikte emniyet tedbirlerini arttırın. Etrafı iyice arayın. Öbür gün yapacağınız şenlik yarım kalmasın. Emredersiniz ağam. Gel oğlum. Peki baba. Hey! Hakkı! Buyur ağam. Öbür gün gelirken Sabri'ye uğra, 100 tane çuval versin sana. Eğlence için lazım. Olur ağam. Senin halini de beğenmiyorum. Son günlerde aradığımız zaman seni evde bulamıyorlar. Bir daha bir yere giderken haber sal. Emredersiniz ağam. Yapacak bir şeyimiz kaldı. Şu arabacıyı yakalayıp çiftlik hakkında bazı şeyler öğrenelim. Hadi gidelim. İstersin, yoksa yaşayıp para kazanmak mı? Ne istiyorsunuz benden? Bize bazı şeyler anlatacaksın. Hasan'ın çiftliği hakkında bilgi vereceksin. Karşılığında da para alacaksın. Siz delisiniz galiba. Hasan duyarsa bunu beni delik deşik eder. Benim ölmeye niyetim yok. Defolun buradan, defolun! Dediğimizi yapmazsan biz öldüreceğiz seni. Bizden üstelik para alacaksın. Hem de iyi para. Vereceğin bilgi çok basit. Asso'nun çiftliğinde kaçırılmış bir kız var mı? Varsa nerede kalıyor? Ve çiftliğin durumu nedir? Sen çiftliğe ne sebeple giriyorsun? Anlatacağım. Anlat kız çiftlikte mi? Evet. Orada.
Kalenin adamları. Bir şey söylersen gebertiriz seni. Saklanın. Buyur ağa. Ne şeref bizim için. Haber aldığımıza göre bazı yabancılar dolaşırmış etrafta, gördün mü? He? Sana lan! Görmedim ağam! Sual sorunca hemen cevap ver bundan sonra! Olur ağam! Yabancı gördün mü haber ver! Peki ağam! Kız merdivenli binada kalıyor. Hason'un 30 adamı var çiftlikte. Sonra... Araziyi karış karış arayın! Yabancı kimi görürseniz yakalayıp bana getirin! Ben çiftliğe gidiyorum, hadi dağılın! Plan şu! Benle baba, Hakk'ın arabasıyla çiftliğe gidecek. Diğerleri duvardan tırmanıp çiftliğin etrafındaki ve damdaki nöbetçileri öldürecek. Biz baba ile kızı kaçırmak için binaya gireceğiz. Binaya girdikten 10 dakika sonra dinamitleri ateşleyip etrafı karıştırın. Bundan faydalanıp kızı Hakk'ın arabasıyla çiftlikten çıkaracağız. Dönüşte burada buluşacağız. Yarın harekete geçiyoruz. Bütün tedbirler alınmıştır ağam. Ben yukarıdayım Kahya. Mosto! Her şeye rağmen dikkatli olmamız lazım. Emredersiniz ağam. Hakkı geliyor. Yardım edin de şu küpeleri içeri atalım. Bırak, ben çözerim. Hadi yardım edin. Bu küpeler de amma ağır Hakkı. Ne var bunun içinde? Şeker var. Teşekkür ederim çocuklar. Var. Hemen içeri girip nöbetçileri temizlememiz gerekiyor.
bilesin Hatice Hanım teyze. Biliyorum Murat. Hiç kimse bizi ayıramayacak. Gidelim buradan. Kızı kaçırmamışlar. Kız çocuğu seviyor. Görmüyor musun, aldattılar bizi. Kızı götüreceğiz buradan, söz verdik. Budalamasın çocuğunu düşün. Alacağın parayı düşün. Hadi. Kızı kaçırdılar efendim. Peşine düşün, kızı almadan gelmeyin. Yürüyün çocuklar. Atlattık galiba baba. Öyle evlat. Hadi aslanlarım.
Bizi atlattılar. Her tarafı arayın. Kulübelere kadar. Hadi. Hadi içeriye bak, sıçan orduysa al gel. Arkadaşlarını içeri çağır, hadi! Çağır diyorum! Önüne bak! Hey! Bana bakın çocuklar! Sıçan içeride yaralı, gelin! Ne oldu? Yakaladık fakat kaçtılar. Biri yaralı. Bulacağız. Bir kulübe galiba.
Kedinin yarası fazla kanıyor. Bir müddet dinlenmesi lazım. Peki, şu kulübe kalmanız için müsait. Gel gidip bir bakalım kimseler var mı? Kimseler yok. Ellerinizle yaraya dokunmayın. Bir mendil verin bana. Çocuğunuz varsa, sevginin, duygunun ne olduğunu bilirsiniz. Ben Murat'ı seviyorum. Götürdüğünüz adamdansa nefret ediyorum. Beni bırakın. Sevdiğim insanın yanına döneyim.
Benden bu mutluluğu esirgeme. Biz mutluluğun ne olduğunu senelerce evvel unuttuk. Boşuna çenenizi yormayın. Para istiyorsanız vereyim size. Bize para veriyorlar. Ben size iki mislini vereyim. Ne olur bırakın beni gideyim. 200.000 lira veriyor. O sevmediğiniz adam bize. Ben size 400.000 vereyim. Söz verdik. 500.000 lira vereyim her birinize. Ben çok zenginim. Kemal benimle param için evlenmek istiyor. Ben veresiye sevmem küçük hanım. Kaçmaya kalkarsan öldürürüm seni! Hadi, arka kapıdan çıkalım! Buralarda olmalılar. Halim yok. Bir adım daha atamam. Yürü diyorum sana. Kızın dinlenmesi lazım baba. Teşekkür ederim.
Kız bizi aldatıyor, yorgun filan değil. Gayesi bizi yakalatmak peşimizdekilere. İşte geldiler bile. Buradan da gelenler var Nuri. Buradan da geliyorlar. Etrafını sarıldı. Kızı teslim edin. Kızı teslim etmezseniz hepinizi paramparça ederiz. Canınız sıkıyorsa gelin alın. Size 5 dakika mühlet. Sonra gelip kızı alacağız. Ne alırsınız? Dediklerimizi yapmazsanız hepinizi suya gömeriz. Hissettirmeden acayip sünnet yapılır. Bu mühlet sonunda kızı vermezseniz hepiniz gebereceksiniz. Efendim? Arkadaşlarımın cevabını duydunuz. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Kız yanımızdayken bize kolay kolay ateş edemezler. Doğru söylersin ama baba. Günlerce burada kalabiliriz. Bizi aç bırakıp takatsiz düşürebilirler. Bir tek çaremiz var. Geldiğimiz yoldan kaçmak. Orasını tutmamış uyanıklar. Sen kızı al git Nuri. Onlarla en son toplanma yerinde buluşacağız. Kediyle sıçan da senden gelsin. Hadi durmayın. Hadi yürüyün bakalım. Kurtuldular. Kendimize daha emin bir yer bulalım. Bu sefer hapı yuttuk baba. Evel Allah evlat. Her zamanki gibi postu kurtarırız, merak etme sen. Şuraya bak ustura. Hason'un oğlu bu ustura. Onu bir ele geçirirsek kurtuluruz. Şuraya hesaplı bir bomba yollayıver ustura. Hadi göreyim seni bakayım. Aferin! Hadi fırla ustura! Aferin ustura! İsabetli bomba buna derler işte. Adam ölmemiş. Haso! Ateş kes! Oğlunu yakaladık! Buradan çıkmamıza müsaade etmezseniz oğlunu öldürürüz! Ateş kes! Ateş kes! Ateş etmeyin! Gene kefeni yırttık! Gidelim. Hadi. Galiba şans yüzümüze gülecek.
Acele etme! Daha çembere yarmadık. Eyvallah Hasu! Hayvan! Salim, sen misin? Demek döndünüz. Çabuk söyle, seni dinliyorum. Hemen Kemal'e söyle, hazır olsun. Kızı getirdik. Buluşacağımız yere parayı getirin. Gelen oldu mu? Henüz gelen yok. Biraz sonra zengin olacağız. 20 senedir böyle bir günün gelmesini bekledim. Parayı cebinde görmeden sevinme oğlum. Kemal. Bazı değişiklikler olacak gibi geliyor bana. Yalnız arkadaşlara sormam lazım. Ne gibi? Bir adım daha atarsan kurşunu beynine yersin Kemal. Arkadaşlar size bir teklifim var. Ben fikrimi değiştirdim. Kızı teslim etmeyelim bu serseriye. Birbirini seven iki kişiyi ayırmak zoruma gidiyor. Paradan vazgeçiyorum. Siz ne dersiniz? Evvela sen fikrini söyle baba. Hayatım boyunca kaybettim. Bu kaybım yeni olmuyor. Nasıl olsa darphanem var. Basar basar kullanırım. Ya sen o sıra, fikrin ne? Desene meyhaneci Yorgo'ya gene borçlanacağız. Ama bu birbirini seven ikisi için değer bu kayıp. Sen kedi. Ben kedi olduktan sonra gene yakalayacak bir sıçan çıkar önüme. Ben hiçbir zaman arkadaşlarıma hayır demedim. Beni dinle Kemal. Büyüğümüz olduğu için sözü babamıza bırakıyorum. Sana birkaç kelime söyleyecek. Kemal! Sana söz verdik, kızı getirdik. Ama sen kaçtı diye yalan söyledin bize. Onun için sana teslim etmiyoruz kızı. Paranı al, başına çal! Siz delirdiniz mi? Evet, delirdik. Kızı ve delikanlıyı buradan çıkar usta. Etrafınız sarıldı. Gebermek istemiyorsanız kızı serbest bırakırsınız. Dinamiti ver kedi!
yerinden kımıldarsa dinamit ateşlerim. Ustura, götür kızı ve delikanlıyı. Teşekkür ederim hepinize. Bu yaptıklarınızı ve sizleri unutmayacağım. Yapacak bir iş kaldı baba. Bu köpekleri delik deşik etmek. Aman! Yaber! Nuri! Oğlum, sana emanet. Şunu da oğluma ver. Dönüşte tamir edip vereceğime söz verdim.